Değerli seyircilerim, Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek gibi türlü imkanları olan bir ismi siyaseten yararlanma adına yanında tutmak istiyor. Dahası onun yiyeceği bir imaj vurgununun kendisini de partisini de olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. İlaveten tabii Melih Gökçek'in bildiği pek çok sırlar var. O sırlar afişe olsun da istenmiyor. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden önceki AKP'li Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde harcanan paraları açıkladı. Yavaş, Gökçek'in yapımına başladığı 750 milyon dolarlık Anka Park hakkında savcılığa başvuracağını duyurdu. Heykel yapımı için 1,5 milyon lira para ayırmışsınız. Heykel belediyeciliği. Kimmiş heykel belediyecisi? Devam edelim. Atatürk Bulvarı'na dönerci heykeli. Mamak Belediye Başkanı burada olsaydı soracaktım kendine. Buna itirazım var mı diye. Ankara'ya heykel belediyeciliği tartışması damga vurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li üyelerin eleştirilerine 23 yıllık Melih Gökçek dönemi üzerinden örneklerle yanıt verdi. Yavaş, Çubuk Barajı civarına yapılan ağaç heykellerin maliyetini açıkladı. Eskiden olsa bunlar bir defa Çin malı olurdu arkadaşlar. Ve bunlara plastik olurdu, anormal paralar ödenirdi. Devam edin. Bu güzellikleri yapan kim biliyor musunuz? Bunlara çok para verdiniz diyorlar, bunlara 1,5 milyon lira verdiniz. Harcadığımız parayı biraz sonra göreceksiniz. Devam edin. Sıfır. Neden? 20 yıldır belediye bünyesinde çalışan bir arkadaşımız, sanatkar, aldığı maaştan başka aldığı ilave bir kuruşu yok. Yavaş, AKP döneminde yapılan heykelleri gündeme getirdi. Belediyeye girerken heykeller karşılıyor bizi. Kaç para verildiği bilinmeden heykeller kendileri yapınca her şey mübah. Devam edin. Evet, bunlara müthiş paralar verildi. 1 milyon lira güncel değeri. Devam edin. Evet, robot heykeli. Bunları heykel saymıyorlar herhalde arkadaşlar. Heykel belediyecisi kimmiş? Bunları görüyorsunuz. Devam edin. Evet, bunlar da robot heykel. Yani bu arkadaşlara göre ben merak ediyorum. Heykel deyince akıllarına sadece mermerden yontma mı geliyor, tunç mu geliyor, plastik mi geliyor, bu mu geliyor? Devam edelim. Bunların ne estetiği var da bunlara para verildi? 17 milyon lira. Bir itfaiye parası. Kaç tane otobüs parası? En az 10 tane otobüs parası. Yavaş, Gökçek döneminden kalan ve tamamen atıl duruma düşen Anka Park'ın 26 milyon 400 bin liraya teminatsız, sigortasız ihale edildiğini söyledi. İhale ile ilgili incelemenin yakında savcılığa ulaştırılacağını duyurdu. Şu anda bazı şeylere girilemedi, kilitli olduğu için birçok alana girilemedi. Şu ana kadar oluşmuş zarar 2 ay öncesi itibariyle 111 milyon lira. Ankara'nın hasar tespit raporunu çıkaran Mimarlar Odası da Gökçek'le ilgili tüm davalara müdahil olacağını açıkladı. Mansur Yavaş'ın çığlıklarına kulak vermenizi istiyorum. Mansur Yavaş malum genel siyaset yaparak, yani siyasi nutuklar atarak belediyeyi yöneten belediye başkanlarından değil, gerçek bir halk ve hizmet adamı. Öyle olduğu için de değerli seyircilerim, abartıyor değilim, bugün itibariyle bütün Ankaralıların gözdesi durumunda. Şov yapmadan, ses bombaları patlatmadan bütün Ankaralıların sorunlarına yetişmeye çalışıyor ki hatırlayalım, koronavirüs sürecinde Mansur Yavaş'ın uygulamaya koyduğu yardımlaşma modelleri diğer pek çok belediye tarafından aynen benimsendi. Keza yürütme, yani genel hükümette Mansur Yavaş'ın yolundan yürüdü. Sadece koronavirüs süreci noktasında değil, Mansur Yavaş şov yapmayan, yani gürültü çıkarmayan bir yönetim üslubu ile saydam bir belediyeciliğin önünü açmış oldu. Bakın, göreve geldiği 1,5 yıldan fazla oldu. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni bir kuruş bile borçlandırmadı ki Melih Gökçek'in bıraktığı borçları ve enkaz tablosunu ters yüz etmek işinde seferber durumundadır. İlaveten Mansur Yavaş ile beraber Ankara'da
Büyükşehir Belediyesi ya da Mansur Yavaş'a yakınlığı ile anılan bir tek müteahhit söz konusu değildir. İşte öyle olduğu için de değerli seyircilerim, Mansur Yavaş bugün itibariyle Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında en önemli rakip konumundadır ki yapılan anketler bunu teyit etmektedir. Sayın Yavaş bu popülariteyi bazılarının yaptığı gibi genel ülke politikasını yaparak değil, çalışkanlığı, dürüstlüğü ve uzlaşmacı kişiliğiyle başardı. Değerli seyircilerim, Mansur Yavaş'ın attığı çığlık ise malum Melih Gökçek dönemindeki enkazlar bağlamındadır. Evet, amiyane tabirle Ankara'da gerçekten bir cenaze vardır ki bu cenazenin ederi tamı tamına 750 milyon dolar, yani 5.8 katrilyon liradır. Kastettiğim anlamışsınızdır, Gökçek'in park projesidir. Evet, bir parka eski para ile tamı tamına 5.8 katrilyon ödenmiştir. Dahası o park bugün itibariyle adeta yok hükmündedir. Yani enkaza dönüşmüştür. 750 milyon dolar, yani 5.8 katrilyonun ne kadar büyük para olduğunu anlamanız için basit bir örnek vereceğim. Ortalama 400 bin lira üzerinden bu park parası ile tamı tamına 15 bin adet daire, yani ev satın alınabiliyor. Ki 15 bin adet dairede dörder kişi yaşasa eşittir 60 bin kişilik bir şehrin yeniden sıfırdan kurulması anlamına geliyor. Evet, Melih Gökçek bir şehri adeta yoktan var edecek büyüklükteki bir parayı Anka Park isimli bir projeye gömmüştür. Ama maalesef bugün itibariyle ne yürütme ne de yargı Melih Gökçek'e bu 750 milyon doları ne yaptın sorusunu sormamaktadır. Tersine Melih Gökçek hala sarayda ağırlanabilmektedir. Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında tamı tamına 40 adet suç duyurusunda bulunmasına rağmen yargımız, yani savcılarımız hala harekete geçmiyor. Oysa değerli seyircilerim, belgeler ile yargıya aktarılan usulsüzlüklerin toplamı emin olun katrilyonlardır. Ankara'daki Gökçek enkazını resmeden pek çok enstantane vardır ama onlardan önemli olan biri de 15 adet uçağın satın alınmasıdır. Aklım hafsalam almıyor. Bir belediye 15 adet uçağı neden satın alır? Yoksa Melih Gökçek hangarında 10 küsur uçak bulunan Tayyip Erdoğan'a mı özenmek istedi? Peki aldı da ne mi oldu diye sorarsanız değerli seyircilerim, alınan uçaklar çok kısa bir süre sonra satıldı. Peki kime mi satıldı? Aldıkları yere sattılar ama aldıklarının çok çok altında bir fiyata sattılar. Yani ortada büyük bir zarar söz konusu. Öyleyken savcılarımız yapılan suç duyurularına rağmen bu ve benzeri konuları maalesef araştırmıyor, soruşturmuyor, kovuşturmanın önünü açmıyor. Oysa o savcılardan bazıları ekonomi kötü dediğim için benim hakkımda iç savaş kışkırtıcılığı yapıyor diyerek dava açmışlardır. İşte Türkiye ve Türkiye'yi yönetenlerin hali pür melali, işte yargımızın son fotoğrafı aynen budur. Evet, Melih Gökçek Ankara'ya otobüs almaz iken Çin'e gidip oradan dinozorlar ithal etmiş ve Ankara'yı en borçlu belediye konumuna düşürmüştür. Ankaralılar çok yakından bilir, Armada İş Merkezi'nin karşısındaki demir kafesin arsası kimlere ne şekilde verildiği ve orada dikilen devasa iş merkezinin inşaatının perde gerisi neler olduğu ortadadır. Bu konuda dehşet iddialar söz konusudur. Sadece demir kafesin ardındaki arsa değil, hemen bitişiğinde bulunan Ufuk Üniversitesi'ne ait arsanın Fatih Erdoğan isimli Rize Güney Sulu yandaş iş adamına nasıl verildiği arşivlerde kayıtlıdır. Hülasa değerli seyircilerim, Ankara gerçekten bir gaya kuyusu. Lakin öyleyken ifade ettim, ne saray ne yargı oralı olmuyor. En dramatiği, böylesi iddiaların merkezinde olan Melih Gökçek'in Beyaz TV televizyonuna sahip olması ya da o iddiaların merkezinde bulunmasıdır. Gerçi Gökçek bana ait değil diyor ama Beyaz TV'nin oğlu Osman Gökçek'in kontrolünde olduğunu bilmeyen yok. Onun patron olduğunu bizzat programcıları bile yayın anında itiraf ediyorlar. Sormak lazım, Melih Gökçek o televizyon kanalını nasıl edinmiştir? Zira Gökçek bütün hayatı boyunca maaşlı bir isim olmuştur. Ticaret yapmamıştır, servet para kazanmamıştır. Öyleyse o Beyaz TV'nin parası, sermayesi neredendir? İlaveten Beyaz TV dediğimiz şey her ay zarar eder. Yani sübvanse edilmesi gerekiyor ki
Bu ciddi bir yekün teşkil etmektedir. Gökçekler bu parayı nereden buluyorlar? Bu soruyu cevaplamak durumundadırlar. Beyaz TV olayı kör göze parmak misali ortada dururken yine ne Tayyip Erdoğan ne de savcılar zerre tınmıyorlar. Ha şunu da ilave etmek istiyorum ki daha önce de aktarmıştım. Aslında Melih Gökçek Tayyip Erdoğan'dan hoşlanmaz. Tayyip Erdoğan da Melih Gökçek'i sevmez ki bunu her iki ismi geçmişten tanıyan biri olarak tanıklığımdan hareket ile söylüyorum. AKP'nin kuruluş günlerinde Melih Gökçek'in Tayyip Erdoğan'a karşı parti kurmak istediği hafızalarda ve kayıtlardadır. İşte o günlerde Melih Gökçek'in benim şahsıma Tayyip Erdoğan için söylediklerini ben burada ifade edemem. Zira edersem hukuk önünde zor duruma düşerim. Aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan da Star TV'deki televizyon programıma geldiğinde onun da Melih Gökçek'i eleştirdiğini daha önce yine aktarmıştım. Peki o zaman neden bu ikili ayrılmıyorlar? Bunun nedeni çok açık sevgili seyircilerim. Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptıkları icraatlar noktasında korku ve panik içindedir. Dolayısıyla iktidara, saraya, Tayyip Erdoğan'a sığınmak zorundadır. Öyle hissediyor en azından. Gelelim Tayyip Erdoğan'ın neden hala Melih Gökçek'i sahiplendiğine. Değerli seyircilerim, Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek gibi türlü imkanları olan bir ismi siyaseten yararlanma adına yanında tutmak istiyor. Dahası onun yiyeceği bir imaj vurgununun kendisini de partisini de olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. İlaveten tabii Melih Gökçek'in bildiği pek çok sırlar var. O sırlar afişe olsun da istenmiyor.